Evet Yüksel Hanım. İki tane daha çocuk. O kızı bir kardeşim ölmedi. Abim trakisini çıkardı. Abi çocuk ölüyor, öldürme dedim de seni de öldürüp seslenme. O ne? O çocuğu abisi öldürür. O çocuğu, evet. Kızı konuşturur. Tabii. O kızı ayağı falan topal şeydi görmediniz. O çocuğu devamlı dövmüşler bundan. Evet, o kız çocuğun hayatı tehlikede. Ben bas bas bağırıyorum o gönülleri. O çocuğu oradan aldırın diyerekten. Yakın yanı yanaştırmadım. Didem'in ilk kocasından olan evet, 18 yaşındaki oğlu. Evet. Çocuk trakasını çıkarmış. Mustafa Yağız'ın evet. Burada nefes almasını evet. Sağlayan. Borum hocam, boruyu çıkarmış. Evet. 12 yaşındaki kız ne yapıyorsun evet, kardeşim evet, ölecek kardeşim demiş. Kardeşim öldürüyorsun diye bağırmış. Sen ağzını açma seni öldürür çocuk demiş. Çocuğu devamlı dövüyorlarmış. Bu raporlarda olması lazım. Yani ambulans çocuk... geldiğinde hastaneye gittiğinde o orada mı değil mi? Hocam görelim. Hayatını bir buçuk saat sonra haber vermiş. Evet, bir saat evet. Sonra mı geldi diyor. O sırada evlat hayatını kaybetmiş. Sonra onu takmışlardır yani. Takmışlardır. Zor yeri o. Yüksel burada ben gerçekten. Neler yaşamış bu çocuk ya. Yüksel savunmasız çocuğu güçleri yetti. Evet. Parayı başka yerlere aktarır. Hanımefendi kesinlikle bütün paralar bunda evet, kesinlikle. Evet, Cumhuriyet Savcılığına buradan tekrar o çocukların sesleniyorum. Suç duyurusunda bulunuyorum. Didem'in 12 yaşındaki kız çocuğunun ifadesine başvurulması evet. Gerekiyor. Çünkü babaannesine yaptığı, sana söyledi bunu değil mi? Gönüllüleri söylemiş. Gönüllülere söylemiş. Onlar bunu, bas bas bağırdılar bana. Bunu duyan gönüllüleri de lütfen savcılığa davet ediyorum. Evet. Çünkü 12 yaşındaki kız çocuğu o gün kardeşinin nefes almasını sağlayan borunun Didem'in diğer eşinden olan 18 yaşındaki oğlu tarafından çıkarıldığını, küçük kız uyarınca da kardeşimi öldüreceksin ne yapıyorsun dediğinde sus seni de öldürürüm dediğini söylüyorlar. Evet çocuk her şeyi biliyor. O bu konunun da üzerine gidilmesini çocuğun ismini söyleyin. Ecrin. Ayşe Ecrin. Ecrin'in, yavrum Ayşe her Ecrin'in şeyi biliyor de, çocuk. Yine tabii ki psikologlar. Evet onun eşliğini söylettim çocuğu çok korkutmuşlar. İfadesinin alınmasını yine tüylerim diken diken. Yüksel Hanım'ın da ifadesini alınmasını. Yüksel Hanım sen de şahitlik edeceksin. Evet evet. Senin de ifadene başvurulacak. Evet. Bunu duyan herkes lütfen savcılar. O Sata Hanım da biliyormuş onu da koşsun. Söylemiş o kim? Sata Hanım biraz önce komşusu ya onu da söylemiş. O kadın söylemiş zaten. Çocuk mu söylemiş ona? Evet çocuk bütün evet, apartmanı Mustafa'ya söylemiş. Evet Mustafa'ya Ayşe'nin kocasına tekrar bağlanıyoruz. Ayten buraya evet kocasını Didem'den kıskandığı için çıktı ama Türkiye'de bir bağış skandalının bir dolandırıcılık skandalının ortaya çıkmasına sebep oldu. Bence sen Mustafa karınla bu konuda gurur duymalısın. Bunu söyleyeyim sana. Şu anda Didem Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uçağa yetiştirilmek üzere, Antalya'ya götürülmek üzere yola çıktı. Ben Didem'in bundan sonraki süreçte en ağır şekilde cezalandırılacağını inşallah umuyorum, bekliyorum. Gökhan'ın da aynı şekilde, Serkan'ın da aynı şekilde, parmağı olan herkesin de. Senin de karınla gurur duyman lazım Mustafa. Paralar duruyor evet. Serap Hanım. Serap abla Allah razı olsun. Gerek oradaki hocalarımızın Allah razı olsun. Yani bu işe bir açıklık getirdiniz ve adalet yerini buldu. Ve iki dakika önce anlatmış olduğunuz şeye şu an tüylerim hala diken diken. Ya. Nefes borusunu çektiğini ilk defa burada duyuyorum ben. Ama ben ikinizin de samimi olduğuna inanmıyorum. Hiç kusura bakmayın. Mustafa Ayten. En baştan her şeyi ben biliyordu. Ben ikinizin de samimi olduğuna demiyorum. İnanmıyorum. Demiyorum. O paraları şahsi olarak harcandığını bildiğiniz halde hiçbiriniz savcılığa gitmediniz. Parayı demiyorum. Gitmediniz. Hiçbiriniz gitmediniz. Nefes borusunun çıkarılması. Onu bilmiyor. Evet onu tamam. Bilmiyor. Tamam. Parayı demiyorsun ama Ayten diyor ki en baştan beri bunların niyetini Mustafa olanı biteni her şeyi biliyordu diyor. Beni susturdun ona kızıyorum ben. Sustuğuna ya, kızıyor. Gazinoya gidiyorlarmış. Ayten dedi ki gazinoya gidiyorlar. Dedim ki hani karı koca da daha önce de gidiyorlarmış dedim. Hani ne diyebilirim dedim. Onlar dedi şey kampanya parasıyla gidiyorlar. Dedim valla ben hani görmedim bile bir şey yani. Hani gelip de benden hani kasaya açıp para almadılar yani. Kampanya parası diyor zaten daha ne desin kadın şüphelerini sana söylemiş. Neyse şu anda Antalya'da gidecek. Bundan sonraki süreç ne olur? Kasayı açıp
benden para istemediler dedin. Sende mi tutuyorlardık paranın bir kısmını, öyle bir şey mi? Kumbara vardı ya, kumbara. Kumbara vardı. Sende mesela duruyordun. Sabah kuruyorduk. Şimdi Serap sabah Hanım. Kuruyorduk, akşam veriyorduk. Tamam Serap Hanım, şimdi burada iki tane suç var. Dünkü itirafıyla birlikte olası kastla insan öldürme suçu. Çünkü o parayı resmi hesaba göndermiş olsaydı ve Almanya'daki bağışçı da zamanında o bağışı yapmış olsaydı 21 Haziran'da biz Mustafa Yaz'ı kaybetmemiş olacaktık. Bunu öngörmelerine rağmen, bu neticeyi öngörerek o parayı şahsi hesaplar için kullanmaları olası kasta insan öldürme. Bir de Türk Ceza Kanunu 155. maddesindeki güveni kötüye kullanma suçunu her bir para gönderen herkes için işlemişlerdir. Muhafaza ve bir kullanım amacı için kendisine bırakılan para veya eşyayı bu kullanım amacı dışında kullanan kişi hapis cezası ile cezalandırılır. Kaç defa? 1000 bağışçı varsa 1000 defa. Ya bu ne demek? Didem'in ömür boyu hapisle karşı karşıya kalması demek. Evet, çocuklar da kız çocuğu var. Çocuklar? Onları da devlet alacak bu durumda. Babaları da cezaevinde çünkü sen de bakamayacağını söylüyorsun. İşte açgözlülüğün, dolandırıcılığın. Çünkü kız her şeyi biliyor, her şeyi. Evet. O çocuğa dönmüşler devamlı. Ayten, Mustafa da biliyor. Çocuğu hayat topalım oraya gelip. Gerçekten cinayete kadar gidebilir yani. Evet. O abinin o hortumu çıkarma olayı çünkü çocuğun. Çünkü kız onların konuşsun. Hepsine de bakılacak, merak etme. Son bir soru. Ayten, sen kocanla barışmak mı istiyorsun? Hayır, ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben yıllardır eşimden şiddet görüyorum. Yani sen boşanmak istiyorsun. Evet, boşanmak peki istiyorum. Şimdi efendim bizden özür dileyen bir beyefendi var. Ben beyefendi diyeyim de biz kadınların görevi belki de bu dünyada bazı erkekleri eğitmek için gelmiş olabiliriz bu dünyaya. Çünkü aslında bir erkek karısına, insanlara, özellikle eşine iyi davranıyorsa, yani karısına bir prenses muamelesi yapıyorsa derler, onu bir kraliçe yetiştirmiştir derler. Biraz yetişmeyle de alakalı ama biz yine de erkekleri eğitmeye devam edelim bence. Kim özür dilemek istiyor bizden diye tahmin edersiniz acaba? Bir izleyin, görün. Sen öyle aklına geldiğin her şeyi her yerde yapamazsın yani. Ha, yapamazsam da o zaman çıkar gidiyor. Aman gidersen git ya. Gidiyorum gidersen ya. Git be. Beni ya niye bununla tehdit ediyorsun? Anneni çıkarıyoruz ya işte. Niye? Serap Hanım, stüdyoda olan laflardan dolayı çok çok özür dilerim, söylediğim laflardan dolayı. Gelme ya, gitme ya kardeşim, tamam, gitme. Sen de git, git. Zaten ben seni çıkaracaktım. Allah git ya. Allah. Git. Sinirlerimi bozdun artık. Herkesin, ya, herkesin sinirini bozdun ya. O anda da şekerim çıktığı için ne dediğimi bilmiyorum. Stüdyoda olan laflardan dolayı, şekerim çıktığından dolayı kusura bakma. Yap yap sen. Şekerim vardı, bağırdım. Şekerim vardı, gitmeye kalktım. İnsülinimi vurdum, azıcık düzelmeye başladı. İnsülini yapmamış. Yemeğini yememiş. Özellikle çıksın istemiş. Yedim bak, reklam arasında dedim ki bir şey yedin mi? Ekmek parçası en azından bir şey alalım diye. Yok, yemeyeceğim falan. Çünkü niye? İstiyor ki sinirli, öfkeli olayım tabii orada. Ağzıma geleni söyleyeyim istiyor. Kadir Bey, sen nasıl evlendin Ayşe Hanım'la? Allah lanet olsun o günlere, yıllara. Keşke Mahalleye Çolaklı'ya gitmeyeydi. Niye şimdi açım, ben boşamayacağım diyorsun? Şimdi bak, ben vazgeçtim. Ben sürüneceğim, o da sürünsün. Barışmak isterse ben barışma taraftarıyım. Ben boşamayacağım. Ondan dolayı, ondan da özür dilerim. Çoğu lafları şekerimden dolayı yükseldiği için. O sus diyorsun, o konuş, o konuş. Sırayla konuşulur ya, sırayla. Ben davamın için sonuna kadar sizinle birlikte olacağım.